Değerli izleriniz, yerel seçimlere sayıda günler kaldı. Yeniden Mercan TV'de sizlerle birlikteyiz. Stüdyoda gazeteci meslektaşım, gazeteci yazar Emin Danış bizlerle birlikte olacak. Ve kendisi İYİ Parti'den, İl Genel Meclisi'nden aday kendisi tabii ki. Projelerini soracağım ve ayrıca memlekete dair sorunları konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Efendim şimdi siz tabii uzun dönem, 30 yılı aşkın bir süre basın camiası içerisinde yer aldınız. Ve Emin Danış kimdir? İzleyicilerimiz tanıyabilir mi efendim? Şöyle söyleyeyim, 1980'li yılların başında, o zamanlar politikanın yasak olduğu dönemlerde, 12 Eylül etkisi vardı. Yeni Düşünce gazetesi var, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yayın organı haftalık. Oranın haber müdüründen yazarlık teklifi almıştım. Tabii dediğim gibi politikanın riskli olduğu, yasak olduğu dönemlerde Mehmet Hamişoğlu imzasıyla köşe yazısı yazmaya başladım orada. Bu arada Ulusal Basın Ajansı'nın, Ulus Ankara'nın Adıyaman temsilci muhabirliklerini falan yaptım. Derken işte başlamış oldum. 91 yılına kadar Ulusal'da çalıştım. Sonra yerele döndüm, Adıyaman'a döndüm ve Adıyaman'da o günden bugüne emekli oluncaya kadar aktif olarak, emekli olduktan sonra da 4-5 yıldır da işte fikrimize değer verip de sorarlarsa abileri ya da kardeşleri olarak yardımcı olmaya çalışıyorum medyamıza. 30 küsur yıl, 33 yıl oldu bence aktif çalışmam. Adıyaman'ın ilk emekli gazetecisiyim. Yani aktif gazetecilikten başka hiçbir iş yapmadan emekli olan gazetecisiyim. O unvanı aldım. Bir de Adıyaman'da imza günü üzerine ilk yerel yazarım. 1991 yılında düzenlemiştim. İşte kendimce Adıyaman gelişmesi için çeşitli çalışmalar yapmaya çalıştım. Bugünlere geldim. Farklı sivil toplum örgütlerinin içerisinde de yer aldınız. Çocukların okuması için Adıyaman'ın çeşitli okullarında kampanyalar başlattınız, evet. Öncülük yaptınız. Evet. Biraz o günlerden bahseder misiniz? Hangi derneklerde görev aldınız? Ne gibi çalışmalar yaptınız? Şöyle söyleyeyim, ben pek fazla aslında dernekte yer almadım. Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti, Adıyaman Aktif Gazeteciler, Faal Gazeteciler Cemiyeti'nde, GAP Gazeteciler Cemiyeti'nde gazeteci olarak görev aldım. Onun dışında Adıyaman Çevre ve Tanıtım Platformu Derneği var geçmiş yıllarda. Onun kurucu başkanıyım. Adıyaman çevre sorunlarını giderme amacıyla kurmuştuk. Onda görev aldım. Okullarla ilgili çalışmam şöyleydi. Boş zamanlarımızda, o zamanlar dershaneler serbestti biliyorsunuz. Reklam sponsorluğu anlamında görüşmeler yapıyorduk. Medyadaki arkadaşlarımızla birlikte işte öncülük yaparak okulları ziyaret ediyorduk. Orada öğretmenlere bir kahvaltı, sonra sınıflara girip küçük hediyeler dağıtıp daha sonra da başarılı, gelecek vadeden ama yoksul, dershaneye gidemeyecek öğrencileri tabi önceden öğretmenlerle konuşarak tespit edip dershanelere yazdırıyorduk. Destek oluyorduk onların okumasına. Üniversiteye gidinceye kadar elimizden geleni yapıyorduk. Bu çalışmalarımı yaklaşık 10 yıl sürdürdüm. Bu ara biraz kenara çekildim diyebiliriz. Aslında dinlenmek istiyordum ben bu ara. Yapmadık. En son 2 yıl önce yapmıştım. Yaklaşık 10-15 okulda bunu yaptık. Epey öğrencimiz çok şükür mezun oldular belki de. Şimdi çeşitli görevlerdeler. Hatta bunların çok güzel hatıraları var bende. 91-92 yılında manevi bir destekte bulunduğum bir öğrenci, bir gün bir baktım koskocaman bir adam elime eğildi öpmeye. Dedim ya benim kadarsın, niye elimi öpüyorsun? Ya dedi olur mu, sen benim okumama yardım etmiştin yıllar önce dedi, filan çocuktum ben diye. Bu güzel hatıralarımız var. Evet. Bir de Çevre Tanıtma Derneği'nde yer aldınız. Bir arıtma tesisinin yapılması için öncülükte bulundunuz. Yani evet, o şöyle oldu. Anlatır mısınız? Gazeteci abimiz Mahmut Tekin tarafından bir gazete çıkarılmaya başlandı. Bizim Adıyaman isminde. Onun haber müdürlüğünü de bana bıraktı, yazı işleri müdürlüğünü. Fadıl abi, rahmetli Fadıl Binzet, yine rahmetli Mahmut Nedim Pektaş abimiz. Dördümüz, Ferit Binzet'in de desteğiyle gazete çıkarmaya başladık. İlk sayısını hazırlarken rahmetli Mahmut Nedim Pektaş abimiz Atatürk Barajı'na Adıyaman'ın kanalizasyon suyu karışıyor. Bu suyu da Samsat halkı içiyor. İnsanlara, Samsatlı kardeşlerimize bu reva mıdır diye bir haber getirmişti. O haberi okurken ben de aslen Sincik kökenliyim ama Kahta kayıtlıyım, nüfusum Kahta'ya kayıtlı.
Samsatlılar da gidip geldiğimiz dostlarımız, kardeşlerimiz, insanlara Samsatlı kardeşlerimde bu suyunun içirilmiş olması, haberini almak ve yayınlamak beni üzmüştü. Ne yapabiliriz diye düşünürken şöyle bir fikir gelişti. Ticaret Odası Zafer, Ticaret Odası'nın o zamanki başkanı Zafer Ersoy'la görüşerek bir davetiye hazırladı, 250 tane Adıyaman Yaman Doğa Gönüllüler isminde bir davetiye hazırladık. STK'lar ve çevreciliğinden emin olduğumuz insanları, şahısları bu toplantıya çağırdık. Ticaret Odası'nda bir toplantı yaptık. Adıyaman'ın kanalizasyon suyunu arıtarak Atatürk Barajı'na dökülmesiyle ilgili bir çalışma başlatalım kararı aldık. Dernekleşmemizi istediler platform olarak. Adıyaman Çevre Tanıtım Platformu Derneği olma kararı aldık. O zamanki katılanların oy birliğiyle. Bu platform STK'ların desteğiyle ama sivil insanlarla doğdu. Kurucusu olduğum için, öncüsü olduğum için arkadaşlar başkanlığa beni görevlendirdiler. Arıtma tesisimiz projesi hayata geçirilinceye kadar aktif çalıştık. Temeli atılıp da ödenekler çıkarıldıktan sonra da kenara çekildik. Artık çok şükür Adıyaman'ımıza bir arıtma tesisi kazandırmış olduk. Ama bu dernek vesilesiyle aynı zamanda başka çalışmalar da yapma imkanımız oldu. Örneğin Akıncılar beldemizde, Hasancık beldemizde sağlık taramaları yaptık. Kanserli bir hanımefendi rahmetli oldu gerçi. Bizim vesilemizle onkolojiye gidip Ankara'da tedavi oldu. Yine bazı hastalara ya da yoksul kardeşlerimize çeşitli katkılarda bulunduk. Derneğin çatısı altında ama yine dediğim gibi gönüllü hayırsever arkadaşların yardımıyla çok güzel şeyler yaptı o dönemler. Ama günü geldi. Adıyaman'da bizim çalışmamıza gerek kalmadığını gördük. Artık insanlar kendi şuurunda gönüllü çevreciler doğmaya başladı. Hatta dernekler kurulmaya başladı. Artık bizim de kenara çekilmemiz gerektiğini düşünerek feshettik. Şimdi İYİ Parti'den siyaset yapıyorsunuz. Evet. Neden İYİ Parti'yi tercih ettiniz? Anlatır mısınız? Doğrusu isterseniz ben yıllarca başka bir partide siyaset yaptım. 2002'de milletvekili adayı oldum. 2009'da İl Genel Meclisi adayı oldum. 2014'te de belediye başkanı adayı oldum. Bu seçimde de o dönemlerde aday olduğum partiler bize değer vermediği için yer vermediler. Kenara çekilmek lüzumu gördüm. Ve bu seçimde hiç aday olmamayı kararıyla işime bakmaya niyetlendim. Ancak Sayın Abdülkadir Kırmızı, İYİ Parti Belediye Başkanı adayı, iş yerime gelerek birlikte çalışmak istiyoruz. Sizin projeleriniz var. Bize faydanız olacağına inanıyoruz dedi. Ben de hatta biraz naz da yaptım. Yani inanamadım aslında. Yani bunca sene talip olduğum görev kendiliğinden bana gelmiş oldu. Yani başka parti bize yer bile vermedi, yüzümüze bile bakmadı. Adaylığını garantilenmiş, belki bir ihtimalle kazanma ihtimali yüksek bir yere gelmiş. Adıyaman'ın en güçlü partilerinden birisi bana kendisi kapıyı açıp gel dedi. Biraz naz da yaptım. Nazlarımın hepsini kabul etti. Yani espri de yaptık. Belediye encümenliği ile ilgili teklifte bulundular sağ olsun. Ancak sonra Kenan Doğan Bey bir haberden kaynaklı bir görüşme yaparken İl Genel Meclisi ile ilgili çalışmaların var. Köylerimizin de böyle bir ilçelerimizin de böyle bir çalışmaya ihtiyacı var. İl Genel Meclisi'nde seni değerlendirmek istiyoruz deyince ben de kabul ettim. İnşallah bazı projelerimi burada gerçekleştirmek istiyorum. Şimdi karşınızda yazıyor Adıyaman'da tabii projenizin açıklayacağınızı evet, yazdık evet. Altta. Hayalinizdeki veya hayata geçirmek istediğiniz projeler nelerdir? Şimdi hayalimdeki projeler aslında birkaç tane var. Bunlardan bir tanesi Sincik'e doğası kirlenmemiş, henüz bozulmamış. Sincik'e bir onkoloji hastanesi. 5 yıldızlı otel kalitesinde, içerisinde hobi bahçelerinin de bulunduğu dev bir hastane düşünüyorum. Yüzlerce kişinin, binlerce kişinin çalışacağı bir hastane düşünüyorum. Bunu tabi devlet desteğiyle özel teşebbüslerin yapabileceğini biliyorum. Bu konuda LÖSEV ile görüştük yıllar önce. LÖSEV Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımız, eski Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün verdiği bir arazide LÖSEV ile çocuklar köyü kurdu. Adıyaman'la ilgili proje teklifimizi de
İleride inşallah ikincisini yapacağız buraya diyerek kenara koydular. Kazanırsam onlarla tekrar diyaloğa geçip onların kurabilecekleri bir çalışma düşünüyorum. Şöyle ki özet olarak söyleyeyim. Artık umudunu yitirmek üzere olan hastaların çoğunlukla dünya genelinde uçakla Adıyaman'a inip helikopterle Sinci'ye çıkarılıp burada doktorların, profesörlerin gözetiminde bir yandan tedavi olup bir yandan da tatil yapmalarını sağlamayı düşünüyoruz. Dediğim gibi her hastanın kendine göre bir bölümü olacak, odası olacak. Sağlıkla ilgili teftişatı kurulduktan sonra hemşiresi gözetiminde işte diyelim keçi besleyecek, süt sağacak, içecek, kendi domatesini, biberini ekecek orada. Orada bayansa, istiyorsa hanımefendi gidip kadınlarla birlikte ekmek yapıp yiyecek. Bu şekilde bir moral motivasyon dönemi yaşamış olacaklar. Aynı zamanda tedaviler gerçekleşecek. Bu projenin aslında ilçenin gelişmesine de katkı çok sağlayacak bir proje. Evet, bence şu anda Sincik'in gençlerini çoğu biliyorsunuz ki dünyanın artık çeşitli yerlerinde çalışmak zorundalar. Bayramdan bayrama bile gelemeyenler var. Hep gurbette ve Sincikli kardeşlerim. Ben de aslında Sincikliyim. Yarpuzlu beldesi doğumluyuz. Kendi memleketime bu katkıyı vermek istiyorum. Diğer bir hayalim de yine bildiğiniz gibi Atatürk Barajı Gölü'ne su toplandığı dönemlerde Profesör Doktor Nimet Özgüç tarafından kurtarma çalışmaları yapıldı Samsat'ta. Samsat biliyorsunuz ki dünyanın ilk yerleşim yerlerinden biri ve su altında kaldı. Su toplama döneminde Nimet Hanım'ın yaptığı çalışmalar maalesef yarım kalmak zorunda kaldı. Yetiştiremediler. Eski Samsat'ın altında bir dünya tarihi yatıyor. Bir kale yatıyor, bir ilçe yatıyor, 600'e yakın köy yatıyor. Çok büyük bir alan var orada. Ve dünyada da su altı dalış turizmi biliyorsunuz ki giderek yaygınlaşıyor. Dünyada birkaç ülkede var bu. Türkiye'de de yanlış değilsem bir tek yerde var. O da Fethiye'de diye biliyorum ben. Adıyaman Samsat'ta bir su altı dalış turizmi adı altında bir çalışma. Bu çalışmayı yaparken de eski Samsat'ta, yani dünya tarihine dalma reklamı kullanacağız. Dalışla ilgili bilgisi olan turistler de gelip burada eski Samsat'ı gezecekler başarabilirsek. Su altında gezecekler. Güzel bir proje. Bu projenin bir ayağı da 2002'li yıllarda başladık biz. Ünlü dalgıcımız Yasemin Dalkılıç Adıyaman'a gelip bizim girişimimizde tatlı suya dalma dünya rekoru kırmaya niyetlenmişti. Hatta o zaman Rusya'ya gidecekti. Bizim acele gel çalışmamızı bir an önce başlatmak istiyoruz dememiz üzerine projesini bir ay öne alarak Adıyaman'a gelmeye karar verdi. Ama o zamanki valimiz Daşöz maalesef ödenek gerekçesiyle bu projemizi erteledi. Ve o günden sonra da Sayın Dalkılıç kariyerine son verdi biliyorsunuz. Artık hocalık yapıyor. Onun yerine Şahika Hanım'la görüştük. Şahika Hanım da eğer Adıyaman hazır olursa ben de Adıyaman'a gelip tarihe dalmak isterim. Bu benim için onurdur dedi. Çok büyük bir maliyeti yok ama nedense Adıyaman'da uzak mı görünmüyor? Yapılan projenin adı büyük diye masrafı da mı çok büyüktür sanılıyor diye yapılamıyor. 30 bin dolar kadar bir şey gidiyor. Yani bu aslında bir varlıklı bir arkadaşımızın gönüllü olarak verebileceği bir şey aslında. Ama benim biliyorsunuz asgari ücretle çalışan bir gazeteciydim ben. Maddi gücüm ancak projeleri beyin olarak hazırlayıp ilgililere sunmak kadar yetiyor. Bu vesileyle eğer kazanabilirsem kendim yeniden ilgili meclisine temenni kararı aldırtıp valiliğe sunup gönüllülerin de desteğiyle hayata geçirmek istiyorum bu hem Sincik hem Samsat dalış projesini. Kazanamazsam da söylemiş oldum. Kazanan insanlardan lütfen bu projeleri unutmayın diye ricada bulunacağım. Kim olursa olsun benim için parti farkı yok. Adıyaman'a hizmet eden herkes bizim abimizdir, büyüğümüzdür, kardeşimizdir. Yaşı küçük olsa bile eline eğiliriz yani. Başka çeşitli projelerimiz var biliyorsunuz. Bunlardan biri de 2010 yılında kaleme aldığım ve fikir babası olduğum
Türkiye genelinde uygulanan ama bir türlü Adıyaman'a sağlayamadığımız teknoloji geliştirme merkezlerinin kurulması. Bursa, İzmit, Konya'da kuruldu. Büyük şehirlerin çoğunda hızla kuruluyor. Bu projeyle ilgili benim 11 Kasım 2010 tarihinde başlayan iki makalem var. Bir o tarihte yazmıştım. Bir de daha sonra. Dünyada biliyorsunuz o tarihlerde Tunus olayları başlamamıştı. Arap Baharı diye bir şey yoktu. Bizim bu yazılarımızdan 43 gün sonra başladı. Öngörümüz şuydu. Diyorduk ki 2023'leri 100. yılımızı yaşarken ona hazır olalım teknolojik olarak. Bunun için de çocuklarımız, zehir gibi yetişen öğrenci kardeşlerimiz, çocuklarımız, evlatlarımız akıllarındaki projelerini deneyebilecekler bir yerlere kavuşsun. Kütüphaneler yetersiz kalıyor bize. Sadece kitap olmuyor. Bize laboratuvarlar da gerekiyor. Düşündüğümüz proje şuydu. Her ile aynı kütüphane gibi laboratuvarlar kurulması. Tabii kitaplarıyla beraber. Üniversitelerin gözetiminde. Dediğim gibi birçok ilde başladı bu. Üniversitelerin desteğiyle devletin kuracağı, belediyelerin yöneteceği, yani altyapısını belediyeler yapıyor. Tesisler kuruluyor. Burada hayali olan çocuklar gidip hayallerini orada profesörlerin denetiminde deniyor, başarabilirlerse o icatları ülkemizin geleceğine hizmet edecek. 81 ilde 81 teknoloji merkezi kurulduğunu düşünelim. Sadece bir tane buluşun yapılması bile Türkiye'ye çağ atlatacaktır. Bununla ilgili şöyle bir örnek vereyim. Dünyadaki bilgisayarların hepsi bir tek çip tarafından denetleniyormuş ve bu çip İsrail'in elindeymiş. Düşünün. Japonların biz bilgisayar yaptığını zannediyorduk ama değil. Japonlar dış görüntüsüyle ilgili cihazları yaparken esas çipin patentine sahip olan İsrail yönetiyormuş. Artı biliyorsun yine İsrail Adıyaman'dan küçük topraklara sahip. İsrail dünya turizmini ve tarımını ele geçirmiş durumda. Tohumculuk sektörü ellerinde. Yani mesela. Biz mesela tohumlarla ilgili bir şey icat edebilir çocuklarımız diye düşünüyorum. Bu büyük bir hayal değil. Zaten o zaman başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan hemen TÜBİTAK'a toplantı yaptırdı. Nihat Ergün Teknoloji ve Bilim Bakanımızdı. Hemen toplantı yaptılar, emir verdiler. Belediyelere hatta şöyle bir seslenişte bulundular. Belediye başkanları gelecek seçimde yeniden kazanmak istiyorsa bir an önce teknoloji merkezlerinizi kurun demişti. Böyle bir emir vermişlerdi. Ödeneği bizden, yer sizden, idaresi de üniversitelerden demişti. Ben bayram etmiştim. Hatta o zaman TÜBİTAK'ı aradım ben. İlgiliyle görüşmek istediğimi söyledim. İlgiliyi bağladılar. Dedim ki ben Adıyaman'dan arıyorum. Adım Mehmet Emin Danış. Size bir şey söyleyeceğim ama dedim. Mümkünse dedim önce kendimi tanıtmak istiyorum. Abi dedi bize kendini tanıtma yazın masamızda dedi. Biz sizi tanıyoruz dedi. O zaman sizden bir şey talep ediyorum. Ne? Dedim ki Adıyaman'dan çıkan bir görüş olarak ele alırsa bu projeyi Adıyaman'a pozitif ayrım yapar mısınız dedim. O bizim elimizde değildi. Sayın Nihat Ergün'le Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde dedi. Peki biz ne yapabiliriz dedim. Nasıl bir şey yapabiliriz? Dedi ki biz biliyoruz ki Sayın Nihat Ergün de, Sayın Başbakanımız da Adıyaman'ı çok seviyor. Sayın Milletvekilimiz, aynı adamlar Adıyaman'ı bizden iyi tanıyormuş. Aynı isimle söyledi yani. Sayın Milletvekilimiz Ahmet Aydın'ı, Sayın Belediye Başkanımız Necip Büyükaslan'ı, Sayın Üniversite Rektörümüz, o zaman Talha Gönüllü'ydü. Alın, projenizi koltuğumuzun altına alın, Nihat Bey'e gidin. Nihat Bey'i de alarak, rica ederek, vekillerimiz de, sivil toplum örgütlerimiz de, valimizle birlikte Sayın Başbakan'a giderek görüşmede şunu söylendi ki biz pozitif ayrım istiyoruz. Adıyaman'a bir öncelik yapın lütfen. Çünkü nüfusa göre yapılıyor bunlar. Adıyaman'a 2019'dan önce asla sıra gelemez demişti. Zaten nitekim 2019'a girdik. Sıra gelmiş değil. İnşallah Sayın Kadir Kırmızı kazanırsa biz yapacağız. Eğer Kadir Kırmızı kazanmaz da başkası kazanırsa da yine dediğim gibi gider, rica ederiz. Elini ayağını öperiz gerekirse. Lütfen artık 10 yıldır Türkiye genelinde başladı. Sayın Necip Büyükaslan'a ben bir fikir vermiştim. Rektör Bey'le beraber. Gazetelere bayram ilan ettik. Dedik işte projemiz, hayalimiz gerçekleşiyor diye. Ama o günden belli halen bir proje gelecek. Adıyaman'da yer tahsis edilecek. Ve bilim merkezimize kavuşacağız diye hayal ediyoruz.
Allah rızası için geç kalmayalım. Çünkü Türkiye'nin kaybedecek bir günü bile kalmadı. Biz eğer hedefimiz 2071 ise, 2023'e vardık artık. Bundan sonrası 2071 ise bir gün bile kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü geleceğimizle ilgili endişe duyuyoruz. Türkiye'nin süper devlet olma şansı var. Ama bunların hepsini kaybedip geri kalma ihtimali de var. Bizi bu korkutuyor. Şimdi halkın İYİ Parti'ye ilgisi nasıl? Geziyorsunuz, esnafı geziyorsunuz, köyleri geziyorsunuz. Biraz anlatır mısınız? Şimdi gördüğümü söyleyeyim o zaman. Ben politikayı yani böyle aman desinler de yapan bir insan değilim. Beni herkes tanıyor Adıyaman'da. Ya ismen bilirler, ya simayen bilirler. Ya da işte samimi arkadaşlarım, dostlarım vardır. Bizim gördüğümüz Adıyaman'da herkes bir şekilde, bir sebeple, kendine göre bir sebeple Adalet ve Kalkınma Partisi'nin AK Parti'ye kızgın, küskün veya sert ifadeler kullanıyor. Bunun sebebi nedir? Sebebi Adıyaman 16 yıldır iktidarın emrinde. Ne demişlerse yapmış. Halkımız Sincik biliyorsunuz Türkiye'de rekoru kırmış. Merkezimiz %60'lara vurmuş, oy vermiş il genelinde. Akın akın AK Parti'nin coşkusuyla koşmuşuz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle her şeyi yapmaya hazır bir halk burada. Ama onların sesini Ankara'ya götürecek bir idare bulamadık maalesef. Halk bunu söylüyor. Ötesini söylemeye gerek var mı yani? Zaten anketler de ortada. Her şey ortadaki. Bir sistem var. Yani en basiti. Bir kırgınlık var. Bir sistem var. Yarın Cumhurbaşkanımız Adıyaman'a gelecek. Muhtemelen Cumhurbaşkanımızın danışmanları ve bazı öncüler şu anda gelmiştir Adıyaman'a. Hatta belki bizi de dinliyorlardır. Ben şunu söyleyeyim. Muhalefetteki insanlara teker teker baksınlar. Görecekler ki hepimiz bir şekilde geleceğimiz için çırpınan insanlarız. Biz umudumuzu yitirmek üzere olduğumuz için başka bir çatı altında toplanmaya karar vermiş insanlarız. Halkımızın da gördüğüm kadarıyla maalesef üzülüyorum. Çünkü dün kavga da oldu. Artık sert tavırlar almaya başlayan insanlar var. Bize yöneldiklerini görüyorum, öyle diyeyim. Peki, sandıklar dolu dolu gelecektir diye düşünüyorum. Yani dediniz ya işte yeterince hizmet alamadı bu halk. Bunun sebebi nedir yani? Anlatır mısınız? Sebebi gazetecisiniz. Ya, bizim sesimiz Ankara'ya bir türlü gitmiyor abi. Adıyaman'da öyle insanlar var ki yani tek tek ismini deşifre etmek istemem ama örnek verin Sayın Kılıçdaroğlu'nun da Sayın Erdoğan'ın da görüşlerini okutturup takip ettirdiğine inandığım insanlar var. Yazar olarak, şahıs olarak, fert olarak. Tamam mı? İki muhalefet, yani bizim karşımızdaki partinin liderleri olarak ismini söyledim. Abi Adıyaman'da bir örnek vereyim. Şöyle bir basit bir örnek vereyim. Bir ara Show TV'de Kenan Mortan diye bir profesör, doktor, ekonomi danışmanlığı yapıyordu. Adıyaman'a geldi bir gün. Halk eğitimine konferans verdi. Konferans bittikten sonra önümü yıkladım. Gittim bir kenarda bekledim ki işte herkes tebliğini bitirdikten sonra kendimi takdim edeyim. O da tokalaştırırken bir ara beni fark etti herhalde ki hani önümü yıklamış bekliyorum ya. Kendi döndü bana doğru geldi. Merhaba beyefendi. Merhaba dedim. Efendim dedim, tanışmak istiyorum sizinle dedim. Buyurun dedi. Ben Mehmet Emin Danış. Hah dedi. Ben de bu resmi nereden gördüm diye bakıyordum dedi. Emin'ciğim dedi yemin ederim dedi Adıyaman'da takip ettiğim bir yazar o da sensin dedi. Niye abi dedim. Takip ediyormuş yani. Takip ediyormuş. Niye abi dedim. Çünkü sen dedi saf düşüncelerini projeler üretiyorsun. O dönemlerde Adıyaman'da seracılık olur diye bir çalışma yapmıştım. TRT'de yayınlandı o zaman. Belgesel türünde. GAP idaresi, GAP Gidem aracılığıyla Tarım İl Müdürlüğü de o zaman rahmetli oldu sonradan. Tayini çıktıktan sonra Trabzon'da rahmetli oldu. Hüsnü Köse vardı rahmetli. O da Tarım Bakanlığı'yla birlikte 200 tane o 200 tane de GAP Gidem sera getirip Samsat'ta dağıttı bizim bu çalışmamızın ardından. Ve seracılık başlamış oldu. Kötü mü oldu? Bizim o zaman büyük, dev bir sera projemiz oldu. Böyle 5000 metre kadar kapalı alan çalışmamız oldu. Onu başaramamıştık maalesef. Halen de başarmış değiliz. Süt sığırcılığında verimlilik çalışması yaptım ben. Adıyaman'da %3'lerdeydi süt ürünleri üretimi. Paksüt tek vardı o zaman. Ve Paksüt'te kapasitesinin %10'unu bile bulamıyordu sütü.
süt sığırcılığında verimlilik diye bir çalışma yaptım. Yine bunu TRT'ye gönderdim. Yine gazetelerde yayınladık. Bugün elhamdülillah Adıyaman'da peynircilikte, sütçülükte ve büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık yaygınlaşmaya başladı. Kendimce bir vesile olduğumu düşünüyorum. Mesela Adıyaman'da siyah havuç var biliyorsunuz. Özellikle Çemberlitaş'ta. Aynen. Dağ köylerine. Kömür köyüne, beldemize kadar bir alanda 500 bin ton siyah havuç kapasitemiz var bizim. Türkiye'de iki yerde var biliyor musunuz? Birisi de Konya Seydişehir. Konya Seydişehir'de iki firma bütün üreticilere birliği kurdurmuş. Tohumunu veriyor. Çekme makinasını veriyor ve yıl sonunda ürünü kamyonlarını götürüp kendisi peşin parayla alıp götürüyor ve kullanıyor. Adıyaman'a da gelmez misiniz diye teklifte bulunmuştum. Bizzat kendim görüştüm o zaman Halil Işık, Sayın Valimiz Halil Işık'la görüşerek. Adıyaman'da 10 ton çıkıyor abi, biz Adıyaman'a bir kamyon mu gönderelim ki? Bir kamyonla iş mi olur demişlerdi bize. Ben de gelip burada bir birlik kuralım diye çalışma yaptım Sayın Halil Işık'la birlikte. O zamanki tarım il müdürümüzle birlikte. Çemberlitaş'a da gittik, görüştük. Fakat devamını getiremediler. Dediğim gibi ben bir sonuçta asgari ücretle çalışan bir gazeteciyim. Fikri üretmek benden, noktaları göstermek benden, ulaşılacak hedefleri göstermek benden, gazeteciye düşen budur. Yani bürokrat ve siyasiler de bunu takip edecek. Ötesini götürmek de onlardan abi. Mutlaka. Halen de kaçırmış değiliz. Ben 3 yıl önce yine görüştüm Alara Tarım'la, Penguen Tarım'la. Gelin size tohumları verelim, dikin, çekme makinesini de verelim, alalım, kullanalım çünkü su var bunun. Çok önemli bir nokta bu. Eskiden dünyada gıda boyası olarak Güney Kore'de üretilen bitler kullanılıyormuş. Hı hı. Orada tesislerin içerisinde bit üretiliyormuş. Belli bir büyüklüğe vardıktan sonra presleyip onun kanını kullanıyorlarmış. Hı. İslam dünyasında haram olduğu için bu. Evet. Bu iki firma araştırma yapmışlar ve siyah havucu gıda renklendiricisi olarak kullanma kararı almışlar ve kullanıyorlar. Dediğim gibi Konya Seydişehir'de şu anda her yıl binlerce ton ekiliyor, peşin parayla satılıyor ve dünyaya gönderiliyor. Adıyaman'da neden olmasın? Adıyaman'da neden olmasın değil. Adıyaman zaten merkezi abicim. Hı. Yeter ki birisi bu birliği kurdursun, çiftçilerimize cesaret versin. Güzel bir proje. Ben birkaç izleyicimiz de tabii şunu soruyor size. Diyor ki kırsalın sorunları neler? Adıyaman'da köylerde yaşam standartı nasıl? Bu konuda neler söylemek istiyorsunuz? İşte o bölümlere geliyorum. Buyurun ben efendim. De. Ben projelerimi anlatıyorum da görüşlerimi söylüyorum. Yine Alara Tarım o zaman Ticaret Odası'nın bir gelsiyle Bursa'ya gittiğimizde konukları olmuştum orada. Dedi ki dünyada kirazı en son üreten nokta Çelikhan. Dünyada bir araştırma yapmışlar. Çelikhan ilçesinde üretilecek kiraz dünyada en son çıkan kirazdır. Çok kıymetli dedi. Kalite yani. Hayır. Zamanlama olarak. Hı. Ha, dünya bir yuvarlak ya. Anladım. Her ülkede yürüyor. En son mevsimsel olarak. En son mevsimsel olarak Çelikhan'da yürüyor. Bu nedenle gidin ekin. Ne kadar ekerseniz biz alacağız dediler. Sonuç çünkü çok kıymetli. En son çıkan kiraz biliyorsun kış günü kiraz yemek dünyada birçok insanın nadir. Önüne geçmez. Hatta İngiltere'de falan taneyle satılıyormuş. 3 tane, 4 tane, 5 tane Orpa diye. Orpa da öyle doğru. Evet. Ekin dedi alalım. Biz hemen sevindik. Adıyaman kiraz, Çelikhan kurtulacak. Bayram oldu bizim için abicim. Geldik hemen Çelikhanlarla bağlantı kurduk. Çelikhanlar da sevindi. Allah razı olsun. İnandılar bizlere. Medyamıza, valimize, tarım il müdürümüze, gelen giden yetkililere inandılar, ektiler. Ama satacak yer bulamadılar çünkü bir birlik kurulmadı. Bir kooperatif kurulmadı ve şimdi teker teker söküyorlar abicim. Bu doğru. Hadi tütün yasaklandı. Tütün alternatifti bu. Samsat'ta ne ektiler abicim? Elma ektiler bir ara. Nar ektiler, nar ektiler, çektiler, elma ektiler. Elmayı çektiler, şimdi başka bir şey ekiyorlar. Deneme yanılma tahtası olmuş bizim çiftçilerimiz. Yani verimli araziler, bizim Adıyaman'ımızın verimli arazisi dünyada hangi ülkenin elinde olsa bırak hani diğer illerimize yani Urfa'sı, Diyarbakır'ı, Mardin'i, Adana'sı Adıyaman'ın arazisi yeter dünyaya. Ama burada çok güzel projeler anlattınız ama bunu takip edecek de bürokrat olması lazım, siyaset olması lazım. Yani, i̇şte biz işte siyasete girdik. Siyasete girdik. Aynen size katılıyorum ben, doğru söylüyorsunuz. Yani Adıyaman basınına ilk defa İyi Parti yer verdi. Belediyede üçüncü sırada biliyorsunuz Murat Çelikya kardeşimiz var. İl genel meclisinde ben varım. Yıllardır
bütün iktidara gelecek olan, gelmesini umduğumuz, muhalefet yapan bütün partilerde gazeteci aday adayları oldu. Yıllardır. Ben 91 seçiminden beri Adıyaman siyasetini takip ediyorum. Bir türlü basına yer vermedi kimse. Basın, parasını veririm, reklamını yaparım gözüyle görülen bir reklam aracı olarak görüldü. Ama bırakın, sizin, yani biz şöyle... halkın içinde geziyoruz. Bugün hiçbir şey, bak siyaset yapmıyorsun. Şu anda sana ben sorayım. Adıyaman'la ilgili 3 tane proje söyleyeyim. Hiç duyulmamış 3 tane proje çıkarırsın sen. Basın mensuplarının hepsinde de proje de olur. Çünkü niye biliyor halkın musun? İçinde de. Halkın içinde halk söylüyor. Ben şöyle bir geziyorum diyor, abi adaysın değil mi? He? Allah'ına kurban diyor. İnşallah kazanırsanız diyor. Hastanın önünde çorba satarsınız ha. Daha bedava olarak, belediye olarak. Bütün illerde var, niye Adıyaman'da yok? Niye yok abi Adıyaman'da? Adıyaman Belediye Başkanı eğer inşallah kadir kırmızı olursa çorba dağıtacağını söyledi zaten. Evet, ha biz öyle şey de yapmayacağız. Bir esnafa rant sağlama amacıyla tek bir şeye de vermeyeceğiz. Bütün yemek şirketleriyle görüşülecek. Sırayla her gün birisi götürüp oraya çorbayı dağıtacak. Belediye sponsorluğunda mesela. Artı Antep'te örnek bir çalışma var. Antep'teki lokantalar, pastaneler, tatlıcılar akşam belli bir saatte müşteri çekildikten sonra elinde kalan o günkü ürünler, bayat değil ama o günkü ürün. Günübirlik. Günübirlik. Hemen topluyorlar, bir minibüs geliyor. Orada bir dernek kurulmuş hayırseverler tarafından. Minibüs geliyor, alıyor arkasını abicim. Ara sokaklarda belli tespit edilmiş yer, noktalar var. Oraya gidiyor, kepengini açıyor. Yoksul halk geliyor. Tabağını getiren, tabağına çorbasını, pilavını, neyse artık. Hangi lokanta ne vermiş abicim? Hangi pastanın hangi tatlıyı vermişse, pastayı vermişse. Alıyorlar götürüp evlerinde yiyorlar ve hepsine hayır duasında bulunuyor. Adıyaman lokantalarımızda da yemekler dökülüyor. Pastanelerdeki kalan ürünlerimiz, tatlıcılarımızda kalan ürünlerimiz dökülüyor. Veya düğünlerde birçok yemek atıyor. Dökülüyor. Bunları bir merkez olsa ben iyi biliyorum. Bütün lokantacılarımız, pastacılarımız, tatlıcılarımız gönüllü verirler. Dökeceğim abi diyor, yazık değil mi ya diyor. Burada bir aracı lazım. Bir oluşum yapılacak. Bu oluşum bir araç tespit edip mazotunu verecek, toplayıp noktalarda dağıttıracak. Bunu belediye bütçesinden de yapabiliriz. Bunu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfıyla da yapabiliriz. Yeter ki yapmak isteyelim. Köylere yönelik projeleriniz var mı? Veya var, köylere sorunları? Tabii. Mesela Şanmayat'la ilgili bir çalışmam var. Aynı zamanda bu Hasancık'la da ilgili. Buralarda biliyorsunuz sebzecilik var. 2000'li yıllarda bir ön çalışma yapmıştım ben. Buradaki sebzeleri yaş sebze olarak da bir kooperatif veya birlikte ya da kuru, mesela dolmalık biber, dolma olarak oyulmuş yol olarak üretilip, paketlenip satılması çalışması. Bunun için de yine öncü gerekiyor. Şimdi halkımız hizmete susamış, üretmeye susamış ama maalesef efendim bunlara öncülük yapacak, oluşumu yapacak beyinler yok. Var da öne çıkarılmıyorlar. Yani mesela diyelim ki Ömer Karakuş'ta bir yetenek varsa yarın öbür gün politikada benim karşıma çıkar diye tekmeye vuruyoruz önceden. Engel oluyor. Engel oluyoruz. Yoksa beni görüp de benim halime acıyan insanlar var ya, yazık ya sen bu kadar çalışıyorsun. Nasıl bir yerlere varamazsın diye soruyorlar bana. Ben 2 hafta, 3 hafta önce düşüp bayılmışım. Urfa'ya sevk ettiler, gittim Urfa'ya doktora. Doktor dedi sen bayılmamışsın ki, sana bayıldı diye teşhis koymuşlar ama sen bayılmamışsın. Vücudun iflas etmiş. Yorgunluktan uyumuşsun sen. Peki biz niçin çırpınıyoruz? Ben söyleyeyim. Halk için. Yani tabii geleceğim için. Geleceğim için. Ümmet-i yani. Muhammed'in bugünden sonrası için bir şeyler bırakmakla görevli yaşayanlarıyız biz. Şimdi 30 yıl aşkın süre gazetecilik yaptınız. Bugün düşündüğümüz zaman bir gazetecinin gecesi yok, gündüzü yok, bayramı yok, hafta sonu yok. Benim öyle günler burnum kanadı ki. Ya bunları söylememin sebebi oy moy değil ha, yanlışlıkla. Ya gerçekleri söylüyorum. Ben diyorum ki eğer kazanırsam ben yapacağım, kazanmazsam kim kazansa ona rica edeceğim. Oyu verip vermemek halkımıza kalıyor. Tamam mı? Yani bana layık görürlerse versinler, seçilim yapayım. Layık görmezlerse de, kime layık görmezlerse versinler, gideyim onun emrine gireyim. Nitekim girmişim de. Bakın adını vermeyeyim. Ben birçok il genel meclisi üyesinin, hatta başkanının perde gerisinde ücret almaksızın gönüllü danışmanlığını yapmışım. Gitmişim, fikir vermişim. Fikrin meclisten geçmesine yardımcı olmuşum, vesile olmuşum. Örneğin Ebu Sadık projesi. Kağıtta yapılan Ebu Sadık projesi. Ebu Sadık'a bir gün yeni evliyiz. İşte hani
aileyi topladık. Bir kan akıtmak düşüncesiyle gittik. Kurban. Yani kurban yapmaya gittik ama abi gittim ki Ebu Sadık ziyaretinin üstünü birileri yıkmış yapmak üzere. Eskimiş ya tahtalar, eski topraktan. Yıkmış ama yapmamış. Üstü açık. Güneş vuruyor, yağmur yağıyor falan. Tuvalete gittim. Tuvalette kenarlara yapılmış çünkü su yok, akan su yok. Damlayan bir su musluğu var, damlıyor sadece. Vızır vızır koca koca sinekler. Rahmetli amcam tarafından ekilmiş ağaçlar var orada. 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda rahmetli amcam emekli olduktan sonra boş zamanlarını orada değerlendirdi rahmetli. Onun ektiği ağaçlar kurumaya başlamış. İnan çok zoruma gitti. Hemen kalktım gittim. O zaman Abdullah Toprak belediye başkanı. Sayın başkanım dedim, siz belediye olarak biz il genel meclisindeki arkadaşlarımıza rica ederek, ben de medyacı olarak gelin birlikte Ebu Sadık projesini yapalım. Allah razı olsun. Kendince başlattı. Ardından Yusuf Turanlı kazandı biliyorsunuz. O devam etti. Sonra tekrar Abdurrahman Toprak aldı görevi. Ve bugün kahtarların gururla gezeceği bir dev bir parka kavuşmuş olduk. Elhamdülillah vesile oldum. Marina projesine gelelim. Marina projesi 1999 yılında Yeni Adıyaman adıyla çizdiğim bir projenin ikinci etabı. Benim projemin amacı şuydu, onu da söyleyeyim. Buyurun. Adıyaman'ın batı kısmındaki Altınşehir ve ötesindeki verimli arazilerin betonlaşmadan kurtulması amacıyla halkımıza bir talep vardı o yıllarda biliyorsunuz. İşte şehri daha yönlendirelim diye. Karadağ'da olmuyordu. İmara uygun değildi. Abzelkafar ziyaretiyle Çemberitaş köyü arasındaki bir üçgen bir şey var. Böyle bir yarım ada gibi. Doğru. Kenarları uçurur. Ortası verimli bir arazi. Orayı feda ederek dağa yönlendirme imkanı oluşsun diye Kırıkköprü dediğimiz noktadan bir köprü ya da viyadükle geçiş, Kahta'ya geçiş. Eski, şimdiki marinanın olduğu yerden eski yolun kapatılması, tamam mı? Oranın park mesir alanına dönüşülmesi şu anda olduğu gibi. Öbür yerden de geçiş yapacağımız yerden hem şehirler arası yol olacak, hem de oradan bir dört yol ayrılacak. Birisi Abzelkafar'a dönecek, birisi Çemberitaş köyü ve ötesine. Böylece şehir imara o bölgeden açılarak dağa doğru yönlenmiş olacak. Çemberitaş'ta ve yanındaki köylerde zamanla mahallemiz olacaktı bizim. Marina, elhamdülillah vesile olduğum bir projenin ikinci etabı. Allah nasip ederse o öbür etabını da yaptırmaya çalışacağız. Yine dev bir hayvanat bahçesi hayalim var benim. Bu da hani Balatya'ya giderken sağda bir kayanın üzerinde bir ağaç yetişmiş. Şimdi bayrak da asıldı bence oraya. Benim bir köşe yazımda yer alıp temennimdi. Allah razı olsun birileri koydu oraya. Bir doğa harikası orası. Orayı kapı girişi gibi düşünerek Palanlı mağaralarına kadar, Palanlı mağaraları da biliyorsunuz dünyanın ilk mağara yazıtlarının olduğu bir yer. Orayı da içine alıp hem safari, turistik amaçlı safari alanlarının imkanlarının oluşturulabileceği bir büyük bir hayvanat bahçesi hayalim aslında var. Mesela Gaziantep'te var, çok güzel. Dünyanın en önemli merkezlerinden biri. Şu anda Türkiye'nin de en büyük hayvanat bahçesi ve çok cüzi bir ücretle binlerce insan ziyaret ediyor. Orası yerli turizme hitap ediyor. Biz inşallah Nemrut'u da kullanarak, Pirin mağaralarını da kullanarak, Sapsat dalış projesiyle de birleştirerek dünya turizmini açacağız inşallah bu hayvanat bahçesini. Adıyaman'da acı bir gerçek var. Bununla ilgili bir örnek daha vereceğim. Hatta önce örneği vereyim de sonra söyleyeyim. Mustafa Sucu emekli turizm müdürümüz. Bir gün çay içiyoruz. Dedim ki, abi Adıyaman'a bir kültür sitesi planlayamaz mısınız? Dedi, niye planlayalım? Yani yapamaz mısınız demeyen de planlayamaz mısınız? Siz yapmak isteseniz de 10 yıldan önce bitiremezsiniz dedim. Adıyaman'a bir projenin söylenmesi, projenin yerinin bulunması, kişilerin, yetkililerin ikna edilmesi, oranın imar sorununun giderilmesi, istimlak edilmesi, devlete alınması vesaire vesaire Turizm Bakanlığı'na onaylanması 10 yıldır dedim. Tamam Emin Bey, ne yaparız o zaman? Dedim ki ben bir köşe yazısında dile getireyim. Siz de devamını getirin. Tamam dedi. Ben köşe yazısında Adıyaman'a bir kültür sitesi kazandıralım diye Özemek gazetesinde yazdım. Mustafa Bey de onu dosyasının içerisine alarak Turizm Bakanlığı'na gitti, talepte bulundu.
Şu anda Adıyaman Üniversitesi rektörlük binasının, rektörlük idare binasının yeri işte bizim o hayalimizdeki kültür sitesinin temeliydi. Temelinin yapılması aşamasına kadar geldik ama bir türlü tamamlattıramadık. En son üniversite kuruldu. Sayın Mustafa Gündüz hocamız orayı üniversite bünyesine katarak tamamladı ve kullandı. Halen o günden beri 90 yılından bugüne Adıyaman'da kültür sitesinin müjdesini veriyor adaylar. Yani yapılmış değil ha, yapacağız diye müjde veriyor. Doğru, yani halen daha billboardlarda var reklamlar. Evet, başka yerden alınmış projelerin Adıyaman'a uyarlanmış şekli. Niye yani? Bizim yerimiz vardı. Ha işte otogar, eski otogar diyorlardı. Onu bırakalım. Cumhuriyet İlkokulu'nun arkasında kütüphane eskimişti zaten. Onu da birleştirdik Demokrasi Parkı'yla. Ardından o şeyi de eskiyen Sıratut Mahallesi'ndeki bazı yerleri de istimlak ederek Atatürk Caddesi'ne bir dilim bırakırız. Sıratut'a bir dilim bırakırız. Ortasını da istimlak ederek Demokrasi Parkı'na katarız. Harsı Caddesi'ne kadar. Orada hem büyük bir park yaparız, hem Adıyaman nefes alır, hem de onun içerisinde güzel bir kültür sitesi yapabiliriz. Aslında bu anlattıklarınız güzel projeler. Yani şehir merkezinde olması gereken şeyler. İstemekle alakalı abi. Hiçbir şey yapamazsanız, büyük hayvanat bahçesi yapamadık diyelim. Kazanan belediye başkanımız, Çırçılpınar'ın oradan ta Sırca'ya kadar devam eden bir biliyorsunuz dere var. Derenin bir kısmını 2-3 aşamalı bir bölüm olarak ıslah ederek kuş cenneti, ardından işte örnek vereyim su hayvanlarıyla ilgili küçük küçük böyle kafesler yaparak minik bir hayvanat bahçesi yapıp çocuklarımıza gezi alanı yaptırabilirler. Şehir merkezi. Bunlar benim belediye başkanlığı adayken AK Parti'de hazırladığım projelerdi. Nasip olmadı. Belki bir gün bana nasip olacaktır ama inşallah o günden önce birileri yapar da ben de başka şeylerle ilgili ya da o zaman yaşlanmış oluruz belki. Gideriz orada bir kenarda oturup bir çay içeriz diye umut ediyorum. Oralara giden insanlardan bir umudum olacak benim. Umudum var. Bununla ilgili de bir şey söyleyeyim. Akıncılar'da sağlık taraması yapılıyor işte. Vesile olmuşuz. Biz de kenarda bekliyoruz. Bir tane yaşlı adam bastonunu yere vurarak yüksek sesle dedi ki bunları kim getirmiş buraya dedi. Gazeteciler. Yok yok, o doktorları. Ekibi. Doktorları. Ha, anladım. Sağlıkçılar diyor. O vesileyle onu da söyleyeyim. O zamanki sağlık müdürümüz Ahmet Şahin'di. Allah razı olsun. Bize ambulans, ebe, gönüllü doktorlara yasal izinleri verdiler. O zamanki eczacılar odası yoksullara reçetelerinin karşılanmasını sağladılar. Onu da hatırlamış olayım. Allah razı olsun onlardan. Koştum. Zaten bir hata var. Hemen koştum. Bir dede niye kızsın bize yani? Ölümün ilgilen bu ilham dedim. Ben yaptım. Bir hata mı var? Bir şey, kusur mu işledik dedim. Niye yaptın dedi. Niye geldiniz bu kadar insan dedi buraya? Dedim amcacığım, hepimiz Müslümanız elhamdülillah. Hepimizin de hayatı boyunca yaşadığı yıllarda birikmiş günahları olabilir, vardır. Bir gün mahşerde defterimiz elimize verildiğinde biz ettik sen eyledik diye bağıran insanlardan birileri olarak umut ediyorum ki bu geldiğimiz, doktor getirdiğimiz hastalardan, insanlardan birileri belki şefaatçi olur. Belki içinden bir şehit, bir evliya çıkacaktır ileride. Tamam mı? O çocuklardan, kadınlardan doğacaktır. Falan tarihte bu insanlar bizim köye geldi. Bu doktor, bu ebe, bu çevreciler, bu gönüllü insanlar. Evet. Tamam mı? Geldiler. Allah'ım bize şu hizmeti yaptılar. Benim hatırımla ne olursunuz bu kulunu da bağışla. Bu da cennete gelsin diye duacımız olacaktır belki de. Bizim derdimiz, koşturmamız bu. Emin olun Adıyaman basınının %90'ı da bununla ilgili koşuyor. Göreceksiniz, araştırırsanız göreceksiniz tabii ki. Adıyaman basınının içerisinde gerçekten de kıt kanat geçinip gecesini gündüzünü burnunu kanata kanata sürüne sürüne koşan gençlerle yaşlılar oldu. Artık yaşlanmaya başladı çünkü. Geçsiniz daha yani. Ben kendi nikahıma inanır mısın? Kendi nikahımda herkes bekledi. Ben haberden koşarak geldim biliyor musunuz? Öyle vallahi de billahi de. Meslek sevgisi, aşk farklı oluyor gerçekten. Haber vardı, mecburen gitmem gerekiyordu. Damatlığımla gittim, haberi çektim. Son nefesimde koştum, nikah şahidim, kulaklar çınlasın. İskender Korkut, gazeteci kardeşim. Hı hı.
Ve Nebahat Gürsoy avukat, o da hanımın şahidiydi. Biz bunları yaşamış insanlar olarak yaşlanmaya başladığımızın endişesiyle acele ediyoruz. Ben acele ediyorum çünkü gerçekten yaşlandık. Her an bize gel git diyecek, senin günün doldu diyecek bir Azrail korkusu var bizde. Hayırlı şeyler yaparak gitmek istiyorum. İnsanlardan da lütfen bu çağrımıza yetkililer olarak tabii ki. Süremizin sonuna geldik. Zaten onu geldim ben de. Şimdi ben lütfen bize yetişin. Bize bu fırsatı verin diyorum. Son olarak seçmeleri mesajınızı alayım. Çünkü mesaj bu işte. Halkımız bizi desteklesin. Yöneticilerimiz bize fırsat versin. Bu hayallerimizi gerçekleştirelim. Yani Adıyaman varlık içerisinde yokluğu çeken bir şehir ya. Dört tarafımız sularla çevrili. Ada gibiyiz. Ama içme suyuna muhtaç bir iliz ya. Sulama suyumuz yok. Samsat sulama suyuna hasret. Yazık o ilçemize. Koca bir ilçe, bir tarih gömdü oraya. 600'e yakın köy gömdü oraya. Rahmetli atalarının kemikleri o suyun altında. Bunlara bir pompa içerisi daha sağlayamadık. Peki bir izleyicimiz de son olarak şunu sormuş. Demiş ki efendim dün gece bazı partiler arasında gençlerin kavgası oldu. Çok ayıp ediyorlar. Bu konuda bir sükunet veya bir mesajınız olacak mı? Hemen söylüyorum. Çok ayıp ediyorlar. Kim yapmışsa, vesile olmuşsa, sebep olmuşsa kendine gelmesini rica ediyorum. Adıyaman'da şurada bir 5 gün kalmış. Bak hepsine biz sayın diye hitap ediyoruz. Çünkü onlar da bize sayın diye hitap ediyor. Yani sayın vekillerimiz, sayın belediye başkanlarımız, şu ankiler, yönetenlerimiz, sayın valilerimiz, cumhurbaşkanımız, onlar da bize sayın diyorlar. Biz birbirimizle karşılaştığımızda tokalaşıp, öpüşüp sarılıyoruz. Çünkü bu bir hizmet yarışıdır. 3 tane adam kalkıyor, 3 oy birine kazandırmak yağcılığıyla ona buna küfür ediyorlar, saldırıyorlar. Çok ayıp ediyorlar. Yani yıllar önce sanırım 90'lı yıllarda böyle bir bayrak tablosu olmuş. Çok eski yani. Evet, daha ötelerde. Yani ilerleyeceğimize geriliyoruz. Evet. Arkadaş git sandıkta istediğin tarafa oy ver. Doğru. Ya da istediğin insanların git elini ayağını öp oy iste. Niye insanlara küfür ediyorsun ki? Niye kışkırtıyorsun ki? Ben çok teşekkür ediyorum. Başarılar diyorum. Gerçekten de bir gazeteci meslektaşımızın böyle önemli projeleri olması, anlatması güzel bir durum. İnşallah... Trenle ilgili de söyleyeceğim. Kısa hemen bir cümle. Tabii haberlere gideceğiz. Buyurun. Hemen. Trenle ilgili Sayın Murtaza Yetiş milletvekiliyken bir çalışma yaptık biz. Fizibilite bizden önce yapılmıştı. Biz o fizibiliteyi yola çıkarak 2013 yılında 2011 yılında evet 2011 yılında bir çalışma yaptı. 2013 yılında devam ettik. Gündeme getirdik ama rentable değildi demişlerdi. Tren Adıyaman'a gelemez demişlerdi. Yarın o müjdeyi umut ediyor bütün halk. İnşallah o müjde verilir. Gerek iktidar gerekse muhalefet olarak bizler Adıyaman'a bunun kazandırılmasını istiyoruz. Çok teşekkür ederim efendim. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Efendim seçime doğru programının sonuna geldik. Son bir hafta. Bu hafta içerisinde konuklarımız Mercan TV'de olmaya devam edecek. Farklı bir seçime doğru da görüşmek dileğiyle. Esen kalın efendim. Sevgi ektik.